Çanakkale'nin Dümrek köyünde devam eden organik tarım faaliyetleri kapsamında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Üyelere kooperatifler kanunu ve genel çalışma prensipleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, teknik personel ve çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda ayrıca çevre amaçlı tarım arazilerini koruma projesi kapsamında başvurusunu yapan ve projeyi uygulayanlara çatak projesi konusunda bilgilendirme yapıldı. Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Karadağ yaptığı konuşmada organik tarıma yeterli desteğin verildiğini ve organik tarım başvurularının artırılması gerektiğini ifade etti. Hem organik tarımdan hem de çatak projesi kapsamında gerçekten toplumda dekar başına 205 TL gibi bir rakam, çok azımsanmayan, gerçekten güzel bir rakam, 205 TL gibi bir para alacaksınız bir dekardan. Yani toplamda burada organik tarım ve çatak projesi kapsamı içinde olan üreticilerimiz bir yılda 131 bin TL'lik bir destekleme alacak. Bunu 36'ya böldüğümüz zaman, ortalamasını söylüyorum, 36'ya böldüğümüz zaman aşağı yukarı her üreticimiz 3 bin TL'lik bir para kazanmış olacak veya destekleme almış olacak.